Herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle unutmadan merkez muhtarımız ve poligon muhtarımız tekrar aday olacak diye biliyorum. Ben emekleri için, çabalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum inşallah. Durmak üzere. Sarıyer olan Sarıyer derdine derdine hep beraber çalışacağız. Hep beraber süreci yöneteceğiz. Aydemir muhtarım, madde bağımlılığı dikkat çektiniz. Evet, madde bağımlılığı 3 tane aldığımız eğitimlerde de, seminerlerde de 3 tane çözüm yolu var. 1 aileden başlıyor. 2 kolluk kuvvetleri, 3 genel yönetimler. Kolluk kuvvetleriyle ilçe başkanımızla birlikte süreci takip ediyoruz. Aldığımız tüm bilgileri paylaşıyoruz. Takipçi olacağız. Yerel anlamda da biz gençlere yaptığımız hizmetlerle, çünkü bu iş yerelden başlar. Dokunmamızla gençlerimizi spora yönlendirmemizle, İşte bahsettiğimiz sayı akademik öğrenci sayısını arttırarak, onların eğitimini bir nebze olarak ailelerine dokunarak, kısacası biz gençliğimize dokunursak, dokunan olur gençlik, o kadar basit. Biz gençliğimize dokunacağız hep beraber, muhtarlarımızla birlikte. Ali muhtarım ulaşım dedi, bizim tepe mahallelerimizde, ilçe başkanımızla bu konuda bilgiyi paylaşıyorum, paylaştığı süreçte. Büyükşehir'de UKM bununla alakalı, Sarıyer'de gelecek 9 metre kısa otobüsle alakalı bu UKM'de karar alındı. Ama mevcut belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı bu karar yanına bir karar daha eklettirmiş. Yeni otobüs hatları, yeni hatlar. Yani ransal bir iş ve bunun modellemesi belli değil. Bugüne kadar İstanbul'un belediyesinin 30 yıldır tarihinde görülmemiş bir şekilde rantlar üçlü şahıslar üzerine açılacak. Bizim teknik arkadaşlar, UKM üyeleri diyor ki çıkartın bunu, sadece 9 metrelik otobüs alımını geçenler ay muhtarlarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldiğinde UKM Başkan Vekilimiz Halit Cebeci Bey ile komisyon başkan vekiliyle görüştürdüm. Derhal hatalarına dönsünler. Otobüsleri almaya ilgili yetki verdik. O yetkiyi geçirelim. Hemen otobüsler mahallemize hizmete başlasın. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Tamamen buradan araya bir madde konularak bir rahatsal bir iş var. Biz diyoruz ki niye zor mu? Sadece bizim 40 otobüs mü lazım? 40 otobüsü gibi karar almasınlar, geçirelim. Almadılar mı? En geç 50 günün altına indik herhalde. 50 gün sonra Allah'ın izniyle Murat Kurum Başkanımıza ilettik. Murat Kurum Başkanımıza bu konuda bilgisi var. Sarıyer'imize 9 metrelik otobüsler yağılırlar. Almazlarsa 2 ay sonra hayırlı olsun diyorum. Hüseyin Muhtar'ın BEDAŞ'la ilgili notlarımızı aldık. Evet, Tuncay Müdürüm'den biz de ilçe başkanımıza çok memnunduk. Kaymakam Bey'le konuyu ilettik. Burada konuşurken tekrar ilettim. Bu konuyla alakalı üzerimize aldık. Ne gerekirse yapılacak. Aynı konuda ben de müzdaribim. Geçen gün ben kendi sokağım ışığı hala yanmıyor. Ama unutmayın ki birçok AK Parti belediyelerde modern anlamda aydınlatmalar var. Daha şehre dokunma anlamında, daha estetik olma anlamında aydınlatmalarımız var ve bunları da ilçe belediyeleri yapıyor. Bilginiz olsun. Evet. Ve Sarıyer'imizin maalesef modern aydınlatmasıyla, modern peyzajıyla bir tane presi caddesi yok. Yani biz yerel anlamda burada da eksiyiz. Ben BEDAŞ'ın kabahatini üzerimize aldık, kabul ettik. Ama modern aydınlatmışım, ilçe belediyenin işi. Bunu Anadolu'daki benim 2003'lü seçmen olan Koyunhisar ilçem, orada bile var modern aydınlatmalar. Sarıyer'de yok. Kısırkaya muhtarım, Nurcan Hanım. Engin Bey'in de yine İET ile alakalı bir sıkıntısı var. Reşitpaşa'daki İET olayı tamamen sefer sayılarının eksikliğinden dolayı ve sefer sayının aralığının uzamasından dolayı hem metrolarda hem İstanbul'un birçok noktasında İET'de alakalı eksikler var. Kesinlikle gidereceğiz. 2019 yılında bıraktığımızda İET'de Avrupa'nın en genç filosuna sahipti. Şu an sıralamada çok geriyiz ve hiçbir engelleme yok. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İET ile alakalı bir yatırım yapıp da Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde herhangi bir engelleme kesinlikle olmadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihi boyunca hiçbir zaman Cumhurbaşkanı kararnamesine veya imzalaması otobüs almadı. Böyle bir şey olmadı. Bu da tamamen bir engelleme elementidir. Zekeriyaköy muhtarım Semra Hanım üzülmeyeceğiz dedi. Biz sizinle gülmeye talibiz. Kesinlikle üzülme olmayacak. Biz muhtarlarımızla beraber, halkımızla beraber yerinde ve birlikte sarayı gülerek, tebessüm ederek yöneteceğiz. Tabii ki hüzünlü günlerimiz olacak. Hüzünlü günlerimiz hep beraber hüznümüzü, derdimizi paylaşacağız. Evet, Çağlar muhtarım, okullardaki temizlik ve yardımcı eleman konusu çok önemli. Biz de yerel anlamda en yüksek noktada ne yapabilirsek bunu yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla
İlektrik bu konuda bilgisi var. Bunu büyükşehirimize beraber el birliğiyle biz de paylaşarak bu sorunu çözeceğiz. Nurgül Muhtarım otopark sorunu demiş. Evet, Sarıyer maalesef en yakın ilçemize hep örnek veriyoruz. 14 tane kapalı otopark var Kağıthane'de. Sarıyer'de bir tane yok. Ve Sarıyer'de yer anlamında bir boş vermişlik olduğu için düzensiz parklama var. Evet, benim sokağımda da var. Alt sokağımda bir araç park edilmiş. 3 senede duruyor. Neyi bekliyoruz bilmiyorum. Belediye anlamında. Eğer siz yerelde ilçede sahip çıkmazsanız mutlaka o sokaklara bir sahip çıkar. Kesinlikle bizim için kent estetiği ve şehircilik bir numaralı önceliğimiz. Bununla alakalı hayatı kolaylaştıracak tüm müdahaleleri yapacağız diyorum. Serkan Motorum Ulaşım demişsiniz. Kesinlikle haklısınız. İstanbul'da tüm mahallelerde, tüm ilçelerde sefer aralıkları uzadı. Bunu eski seviye, 2019 seviyesine dönmesi için arttırarak bu konuda geçen hafta Murat Kurum Başkanımıza bu konuları paylaştık. Sizin liman yolunda paylaştık ve Murat Bey'in projesini aldırttırdık. Büyükşehirimizin vaatleri ve yapacağız. Yine Hasan Muhtarım ulaşım konusuna değindim. Koçtaş Muhtarım da kreş talebi var. Yaparız. Zaten Murat Kurum Başkanımız Sarıyer'in her ilçeye bir kreş sözü var. Eksik olan bir Sarıyer Belediyesi olarak biz tamamlayacağız. El beceri kursları söyledi. Şu an Üsküdar Belediyesi'nde 19 mahallesinde ÜSMEK. Yani Üsküdar Belediyesi meslek edinme kursları var. Bizim de kendimize rol model aldığımız bir proje. Hep beraber bunları hayata geçireceğiz. Ayaz Ağa Muhtarım, imar planları biliyorsunuz. Ayaz Ağa'mızın imarı yoktu, planları yoktu. 2016 yılında rahmetli Kadir Topbaş dönemimizde oy birliğiyle muhalefette olup da oy birliğiyle geçen tek plan notu Ayaz Ağa'dır. Bunu da biz yaptık yani AK Partiler olarak. Ama mevcut belediye hiçbir şey dertlenmediği gibi, risk almadığı gibi, çözüm odaklı olmadığı için Ayaz Ağa'mıza devamı gelmedi. Ayaz Ağa'mıza vatandaşın içinde olduğu Kiptaş gibi, TOKİ gibi modellerle rantsal değil, yerine kentsel dönüşümle alakalı hep beraber oturacağız. Masanın paydaşlarından biri de siz olacaksınız. Hep beraber Ayaz Ağa'mızın da kentsel dönüşüm, yerinde kentsel dönüşüm. Ayaz Ağa çünkü birinci önceliği budur. Her mahallemizin imar ve mülkiyetten beklentisi farklıdır ama Ayaz Ağa'daki vatandaşımız, doğru mu muhtarım? Evet. Yerinde kentsel dönüşüm istiyor. Biz de bununla ilgili masanın bir paydaşı olarak ve karar mekanizması olarak süreci yöneteceğiz. Pazar ile alakalı. Bak Ayaz Ağa mahalle başkanım var ya, duydu bizi. Evet. Özcan Bey arıyor. Şimdi pazar ile alakalı da yer hazır. Evet. Doğru. Aslında pazar ile alakalı yer hazır. 3.1 milyar bütçemiz var. 2.4 milyar bütçe sonra Kağıthane'de 15 tane var. 3.1 milyar bütçe var da nereye olup olmadığını tartışalım biz. Yazıyoruz. 2.4 milyar bütçe sonra Kağıthane'de 14 tane kapalı pazar yeri var. 3.1 milyar bütçesi olan Sarıyer'de bu rakam sıfırsa bütçenin hesabını versinler, siz düşünün. Bahçeköy muhtarım konuşmadan sonra not yazdı eksiklerini. Evet, halı saha, kreş konuştum. Orman yolu aydınlatma notlarımızda zaten var. Minibüs hattı. Bakın şimdi büyükşehir. Buyurun başkanım. Evet. Başkanım teşekkür ederim. Başkanımız da süreci takip ediyor halı sahayla alakalı. Bakın minibüs hattı demişsiniz. Taksiyle alakalı bir sorun varken taksiyi rentable çalıştırmayan, taksiyi daha çok vatandaş hizmetine sunmayan ve bunu denetlenmeyen ve sadece taksi sorunu sayı artmaktan ibaret bilen bir belediye minibüs hattlarını taksiye dönüştürdü. Ama o minibüsler boşalınca yeriyle ilgili bir çözüm olmadı. Sadece minibüs taksiye dönüştü ve o esnaf da şu an sıkıntı çekiyor. Tekrar minibüs olmak istiyorlar. Çünkü onlara yapılan dayatma, aracın özellikleri gibi birçok sıkıntı var. Kesinlikle bu 9 metrelik otobüsler bir sorun çözecek. Minibüs hattındaki sorunları çözecek. Bunlar alakalı da yetki verildi, kullanılmıyor. Pınar Mahallesi muhtarıma, Tarabe muhtarıma güzel düşünceler için teşekkür ediyorum. Merkez muhtarımız asfalt yetersiz. Park bahçe ekibinin eksisinden bahsetti. Ya bunlar 2024 yılına geldik. Benim sokağımda en son asfalt 15 sene önce döküldü. Ama eğer biz hala asfaltı, budanma işlerini görüşüyorsak, 3.1 milyar bütçesi olan, 3.000 çalışan olan bir aygıt devası bir kurumda, eğer biz bunları düşünüyorsak, adamlar dükkanı kapatmış zaten. Bunları hiç konuşmamamız lazım. Maslak trafik ve ulaşım sorunu önceliğimiz, bilgimiz var. Murat Bey'le ve teknik ekibiyle konuyu paylaştık. Zaten Ayaza'ya inen bir
Fülüke hattımız var. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ihmal edilmiş ve yapılmamış. Yine Ayazağa Çayırbaşı tünelimiz Sayın Murat Kurum Başkanımızın. Rahmetli Kadir Topbaş zamanında İstanbul'un master planları işlenmiş. Ve bununla alakalı yol alınmış bir hizmet bu dönem iptal edildi. 5 yıl aradan sonra, aslında bu çok net bir örnek ha, hizmet açısından. 5 yıl aradan sonra tekrar yine biz yapacağız. Murat Bey'in lansmanda tüm Türkiye'de paylaştığı bir proje. Maslak Çayır Ayaza Madem Çayırbaşı tünelimizde hayırlı olsun. Başkanımızın emeği çok. Bakanlığımız tarafından İstanbul'un biliyorsunuz en büyük 3. tüneli Sarıyer'imizde yapılıyor. Yani 3. köprü Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Maslak'a gelmek 7-8 dakikayı bulacak. Tünellerle, 3 tünelle bu mesafeyi kat edeceğiz. Yani biz dertliyiz. Biz hala Sarıyer'in dertleriyle alakalı çalışıyoruz. 15 yıllık meclis üyeliği hayatımda Şükrü Genç Bey'in imar mülkiyet başta olmak için hiçbir çözüm odaklı projemiz hayır demedik. Buna bilginiz olsun. Bununla alakalı da bilgi kirli var, paylaşmış olayım. Bahçeköy Kemal Muhtarım. O gün de ziyaret ettik. Sarıyer Belediyesi'nin hani hayvan dostu diyorlar. Merhametten bahsediyorlar ya. Sarıyer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü hemen Bahçeköy Muhtarımız arkasında konteynerlerden ibaret. Yine örnek vereceğim lütfen. Hemen Vadi İstanbul bölgesinde Kağıthane Belediyesi Sarıyer sınırında tam da ibretlik bir durum. Can dostları diye hayvan dostu bir merkez açıldı. Resmi açılışta bugün yarın yapılacak. 5-6 yıldızlı yetişkin insani hastane standartlarında steril, modern bir hastane varken bizim Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri bir konteynerde ve muhtarlığımızın alanında rahatsız edici bir nokta. Kesinlikle zaten Bahçeköy gibi İstanbul'un en gözlü ilçelerinden zaten yakışmayan bir hizmet. Derhal oradan kaldırılarak daha modern bir yerde hizmet vermeye devam edecek. PSM Muhtarım ulaşım sorunu dediniz. Bahsettiğim mülkiyet sorunu dediniz. 2009'da 3 ayda bu sorunu çözeceklerdi. 178 ay oldu bugün. 178 ay oldu, çözülmedi. Bununla alakalı da hem bakanlığımız hem Büyükşehir Belediye Başkanı'na görüşmelerimiz var. Burada vatandaşın isteği neyse, tapuysa tapu çoğunun istediği. Eğer yerinde kentsel dönüşü, yerinde kentsel dönüşü biz hepsine varız. Burada vatandaşa rağmen siyaset olmaz. Vatandaşın önceliği bizim önceliğimiz ve çözüm yolumuzdur. Büyük Dere Muhtarım spor tesisleri dedi. Cevabını verdik. Sayın Başkanım, hazır basınımız da buradayken ben şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, biz muhtarla, Türkiye genelindeki muhtarla biz bir psikolog misali insanlarımızı dinliyoruz. Orada konuşuyorum, diş yaptırıyorum, kusura bakmayın. Bir psikolog gibi insanlarımızı dinliyoruz. İnsanlar geldiği zaman ilk önce bizden bir şey istediği zaman kimisi istiyor, kimisi de sözleriyle bizi dövüyor. Dolayısıyla bugün muhtarlıklarımız bugün iletişim noktası adı altında. Biz orada dolayısıyla insanları dinliyoruz. Yani bize bir lütuf verilmiyor. Biz bir şey istediğimiz zaman hizmet adına, bir şey istediğimiz zaman bu yapıldığı zaman bu bir lütuf değil. Orası bir iletişim noktası ve insanlar da gelip bize burada dertlerini anlatıyor. Biz de onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bazen şunu yaşıyoruz ama Büyükşehir Belediye'mizde ama Sarıyer Belediyesi'nde. Vatandaş geliyor diyor ki Ali Muhtarım, Sinan Muhtarım falan sokakta, Taşkıran'da veya Büyükdere şu sokakta ne çalışması o kazı yapılıyor. Ve biz o insanların yüzüne aval aval bakıyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Evet yapılıyor talebimiz ama bir zaman sonra yapılıyor ama yapıldığından haberimiz yok. Biz haberdar olmak istiyoruz. Dolayısıyla yani bu sıkıntılar giderilsin. Teşekkür ederim. Kahvaltımız aklına gelmişti. Evden senin düşündüğün konuşma düşünürken. Şimdi Sarıyer'de birçok partide çok böyle marka olduğu iddiaden siyasetçiler var. Hepsi bilsin ki kendi üzerinde alabilirim hiç problem değil. Hiçbirinin bir muhtakına şahsi oyu yok. Buradan büyük marka sizlersiniz. Hiç kimse 5.000-10.000 oya hükmedemiyor. Buna tek hükmeden siyaset değil de oy sahibi olan muhtarlardır. Bu yüzden sizin sorumluluğunuz çok fazla, ona göre yetkiniz de olacak. Yani muhtarlık makamsa dert dinleme makam değil, çözüm noktasına beraber olacağız. Eğer mahallenizde bir çözüm varsa onu da sizinle paylaşarak o çözüm yerini bulacak. Siz de ulaştırması gereken kişi muhatabına ulaştırabilirsiniz. Yani yetkinizle sorumluluğunuzla birbirine paralel olacak. Kesinlikle. Demirci köy muhtarım arıtma ve altyapıyla alakalı paylaşmıştık.
Arıtmayla alakalı şu an bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız bir çalışmaya başladı. Yer tespitlerimiz var. Bunlarla alakalı da sizinle paylaşacağız. Çünkü arıtmayı bizim dönemimizde yapılırken yerle ilgili sıkıntı çektik. Sarıyer'in bize tahsis etmediği yerler oldu. Talebi. Sonra mevcut dönemde bazı yerler buldu. Tarım alanını etkilediği için iptal oldu. Bu yeri yine hep beraber çözeceğiz. Mutlaka şu an köyler bölgesi diyoruz. Hem emlak rayiç bedellerinin yüksekliği hem yaşam alanlarının yüksek olması ama bir arıtma konusunda ilkel bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bu sorunu hep beraber çözeceğiz. Bakanlık tek bu işin muhatabı değil, evet çevre alakalı muhatabıdır ama Baltaman'da arıtma yaparken bakanlık onayı istenmedi. Veya Silahdar'da yapılırken bu arıtma yapılabildi. Konuyu çok iyi biliyoruz. Murat Başkanımızla da ilçe başkanımızla birlikte ilettik. 31 Mart'tan sonra nasıl yol aldığımızı, sizinle nasıl bu olayı çözdüğümüzü yer noktasında buna şahit olacaksınız. Neticede yapmayan bir irade var, biz yapacağımızı iddia ediyoruz. İki ayı beklemek gibi bir zorunluluğumuz var sadece, hepsi o. Muhtarım, sokak rayiç bedelleri, Rumelisar muhtarım, sokak rayiç bedelleri iddiasını ortaya atan sizin iki komşunuz, ikisi de mahallenizde oturuyor. Biri Büyükşehir Belediye Başkanınız, biri de ilçe belediye başkanınız. Sokak rayiç ile alakalı biz bunun o zaman da yapılması zor olduğu iddia ettik, söyledik. Ama bununla alakalı seçilmedi 2019'da bir taahhütname imzaladılar her iki belediye başkanında, adaylığı döneminde. Ve bu sözü tutmadılar ve sokak rayiç bedelini daha üstündeki bedelle sattılar. Artık satışlar var. Artık o bir efsar teşkil edildi. Bunun altına nasıl inebiliriz? Bu tamamen hukuki ve teknik bir konu. Bilginiz olsun sözünü tutmaklar için. Spor kulübümüzün sorunlarını biliyoruz. Muhtarımızı ziyaret ettiğimizde spor kulübü muhtarlıkla toplantısını yapıyor. Yani Rumeli Sarı Spor Kulübü 1937 miydi kuruluş? 1931. 31. Herhalde Sarı'nın en eski kulübü. Yani, kuruluş tarihi olarak. Çok eski. Çok eskiden yani biri değil. Bir idari binası bile yok. Toplantısı yapabileceği. Evet. Ve çok acı ki normal standartlarda bir bizden halı saha talepleri var. Yer de hazır. Bir halı saha yapılmamış. Ve iki belediye başkanının da mahallesi. Yani Rumelisar'ın tatlı olduysa diyeden düşünmek istiyorum. İspire Caddesi bölünmesi alakalı bir takip ettim ben. Bu konu inat var. Herhalde belediye başkanımızın ailesinden biri trafikte kalıyor orada. Bununla alakalı yolun bölünmesini istiyorlar. Kesinlikle vatandaşımızı gezdik. Bu yol bölünmesi, İspire Caddesi yol bölünmesi alakalı vatandaşımızdan bir olumsuz görüş var. Vatandaşa rağmen bu yol bölünemez. Bölünürse geldiğimiz zaman geleni yaparız. Yeni Mahalle Hastane Sağlık Ocağı. Sağlık Ocağı'yla alakalı ilçe başkanımızın süreci takip ediyoruz. Merkez Hastanesi'ni ziyaret ettiğimizde iletmiştir sahiplerimizi. Kaymakamlığımız yer Büyükşehir'e ait. Eski İsmail Hakkı Hastanesi'ne bahsediyorum. Muhtarım. Yer Büyükşehir'e ait. Güçlendirme yapılması lazım. Kaymakamlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz Büyükşehir Belediyesi'nden yeri 4 defa yazı evimizde mevcut talep etmişler. Ve olumlu dönüş olmamış. İnşallah Murat Başkanımıza ilettik. Büyükşehir aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na yeri tahsis ederek ilçe başkanımıza bu konuda gayret var. Hep beraber oraya bir poliklinik anlamında en azından köyler bölgemizi çok yormadan orada o hizmet alınacak. Şu an tamamen Büyükşehir Belediyesi Kağıthane Devlet Hastanesi'nde olduğu gibi yeri tahsis ile ilgili sıkıntı var. Büyükşehir aldıktan sonra Ahmet Muhtarım onu da çözüyoruz. İlçe başkanım müjdeyi verdi, ben okuyorum o zaman müjdeyi. İlçe başkanımızın müjdesi var size. PTN'leri Zübeyli Hanım İlkokulu, Hacı Cemal Öğütçü Ortaokulu, Rümeli Feneri İlköğretim Okulu bu hafta ihalesi yapılıyor. Hayırlı olsun. Hayırlı. Başkanım. En küçük okullarımızdan bir tanesidir. Bir an önce öğrencilerimizin konuşması için sabırsız. Şimdi başkanım cevap verecek. Çağlar Muhtarım. 3-0'dan büyüktür ama 3 tane müjde verdik, ona takipçi oldu. Var mı onun ilk çalışma başkanı? Var. Bak başkanım şimdi bilgi verecek. Başkanım, benden sonra Derbent'teki taziyeyle ilgili bilgi bekliyorum başkanımdan. Şimdi var. Benden sonra başkanım cevap veriyor. En son kapanış konusunda başkanım yapar. Buyur Osman Muhtarım. Başkanım, şimdi şöyle söyleyeyim. Ülke sorunumuz bugün başlıca. Bizim mahalle liks alanı ilan edildi. 2014'ten beri liks alanla uğraşıyoruz. Bizim mahalle çevre şeritte. Mahalle, ama bizim şu anda adil ihtiyacımız, bugün geldik kahvaltı yaptık. Adil ihtiyacımız ulaşım. Bizim 1,5 aydır uğraştığımız bir nokta var. Bir durak ileride İstanbul Teknesi önünden otobüslerin dönmesini istiyorum. Bahçeköy'e giden otobüslerin. Yani bu kamer 1,5 aydır
Bu hafta vereceğiz, şu hafta vereceğiz. Biz vatandaşa gerçekten çok sorun yaşıyoruz bu kalbi ukanma konusunda. Bundan özellikle sizden ricam, bu konuda yetkilisiniz. Sizden destek bekliyoruz. Bizim önceliğimiz ulaşım. İkincisi okul. Yani biz şimdi siyasiyiz. Siyaset yapmadık ama yapmıyorlar. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı yönetemiyor. Biz 2019 yılında dedik ki İstanbul'un, Avrupa'nın en genç ulaşım filosunu devrettik. Ama siz ihale yapıyorsunuz. Araçlar Mercedes otobüs. Mercedes-Benz Türk'ü yeterli görmüyorsunuz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi mali işlerden sonra genel başkan yardımcısı firması ihaleye veriyorsunuz. Mali müşterek yaptığı firmaya veriyorsunuz. Bir otobüs yolda da kalır. Ulaşım aksar da. Yani şimdi detayına girmeyelim. Murat yine İstanbul bu önümüzdeki dönemde 2026'na kadar Avrupa'nın yine tekrar en genç filosu olacak. Yine aksamlar olmayacak. Sefer sayıdan aralığı kesinlikle kısaltılacak. Bununla alakalı da dersimizi çalıştık. Sarıyer özellikle notlarımızı da Büyükşehir Belediye Başkanı adayımıza verdik. 31 Mart'tan sonra inşallah bu sorun da bitecek.